Kur'an Nesli platformu tarafından namaz çalıştayının üçüncüsü dün akşam yapılmıştı. Online çevirim, çevirim için olarak yapılmıştı. Bu çalıştay Rehber TV ekranlarından da canlı olarak ekranlarınıza getirilmişti. İşte o çalıştayın sonuç bildirgesi de açıklandı. 7 maddeden oluşan çalıştayın sonuç bildirgesinde önemli başlıklar yer aldı. Siz zayıfsınız, siz muhtaçsınız. Mutlaka mutlaka birine secde edeceksiniz. Kur'an nesli platformu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen çevrim için namaz çalıştayının sonuç bildirgesi açıklandı. <laughs> Platform tarafından Türkçe, Kürtçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce ve Farça hazırlanan sonuç bildirgesini Kur'an nesli platformu Diyarbakır koordinatörü Muttalip Güngen okudu. 7 maddeden oluşan çalıştayın sonuç bildirgesinde önemli mesajlar yer aldı. Müslümanlara günün belli vakitlerinde farz kılınan namaz, Allah'a karşı kulluğun en belirgin işareti, ibadetlerin en büyüğü, dinin direği, iman ve İslam'ın sembolüdür. Dolayısıyla namaz, Müslümanların terk etmemesi gereken en önemli görevidir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Şunu bilin ki en hayırlı ameliniz namazdır. Namaz kulun miracıdır. Kulun Rabbi ile olan en büyük buluşmasıdır. Namaz kılan kişi yüce bir makama çıkarak nefsin süfli arzularından ve dünyanın aldatıcılığından sıyrılmış olur. Onun için namaz kişiyi olgunlaştırır, ona İslami bir şahsiyet ve doğru bir istikamet kazandırır. Bedirge'de namazın kötülüklere karşı bir kalkan olduğu vurgulandı. Namaz, kılan kişiyi her türlü kötülükten uzak tutar. Namaz, aklı ve kalbi diri tutarak kişiyi Allah'tan uzaklaştıran günahlara karşı dikkatli kılar. Onun için namaz bütün kötülüklere karşı koruyucu bir kalkan gibidir. Bildirgenin de devamında namaz ahlak ilişkisine işaret edildi. Celaluhu, namaz kılan kişiye güzel ahlak kazandırır. Çünkü namaz hem kalp hem de beden temizliği sağlar. Kibir, nifak, gıybet, haset, kin ve yalan gibi kötü hasletlere karşı kalbi korur. Doğruluk, dürüstlük, ihlas, merhamet, sevgi ve takva gibi güzel hasletler kazandırır. Ki bunlar da kişiyi güzel ahlak sahibi yapar. Gece namazının önemine de dikkat çekilen bir dirgede insanı kamile işaret edildi. Gece namazı kişiyi olgunlaştırır. İhlası artırır, sorumluluk duygusunu geliştirir ve her türlü zorluğa karşı sabretmeyi öğretir. Gece namazı insan-ı kamil olma yolunda ruhu bir eğitimdir. Onun içindir ki Yüce Allah Celle Celaluhu Peygamberimize Aleyhisselatü Vesselam gece namazını emretmiş ve devamlı kılmasını istemiştir. Bildirgenin sonunda ise ailede namaz terbiyesinin önemine vurgu yapıldı. Aile toplumun çekirdeğidir. Yeni nesillerin yetiştiği ilk eğitim ocağıdır. Aile sağlam olursa yeni nesiller de toplum da sağlam ve sağlıklı olur. Sağlam aile içinde İslam'ın yaşandığı ve hususen Allah'a kulluğun en belirgin nişanesi olan namazın kılındığı ailedir. İçinde namazın kılınmadığı ev ise kimsenin yaşamadığı harabe gibidir. Bu yüzden anne babalar çocuklarına namaz terbiyesi ve uygulaması konusunda hassas olmalıdırlar.